Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf din kültürü ders kitabı İslam'ı tanıyalım metni ve soruları ve cevapları sayfa 35'i işleyeceğiz. İslam'ın inanç esasları nelerdir? Araştırınız. Maddeler halinde İslam dininin inanç esasları şunlardır. Allah'ın varlığına, birliğine, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve her şeyin Allah'ın takdiri olduğuna inanmaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi nasıl bir söylediğini öğrenip defterinize yazınız. Kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammeden Resulallah. Genel A'dan, İlmihal kitaplarından, İslam ansiklopedisinden ve benzeri kaynaklardan Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri hakkında bir araştırma yapınız. Kur'an-ı Kerim'de var olan sureler tek bir parça olarak değil, parça parça olarak ve olaylar karşısında gönderilen vahiylerden tamamından kabul edilmektedir. Son kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim içerisinde var olan emir ve yasaklar kıyamete kadar insanlara yol gösterici olarak yol gösterecektir. Kur'an-ı Kerim günümüzde kadar hiçbir şekilde bozulmadan gelmiş, Allah'ın korumasında gelmiş, kıyamete kadar bu şekilde devam edecektir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu gösteren delil ve mucizelerle doludur. Günümüzde yeni yeni kanıtlanan olaylar Kur'an-ı Kerim'de daha önceden belirtilmiş, insanlar bu konuda hakkında bilgi edinmiştir. Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan dualar, Kur'an insanların maddi ve manevi bütün sıkıntıları çözüm olabilecek dualar ve öğütler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim bir diğer özelliği ise kolay bir şekilde ezberlenebilmesi olarak kabul edilmektedir. Kur'an'da yer alan surelerden 5 tanesinin adını öğrenip defterinize yazınız. Fatiha suresi, Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, Maide suresi. Namazla ilgili bir ayet, bir hadis bularak defterinize yazınız. Onlar gaybe inanır, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizi de Allah yolunda harcalar. Bakara suresi 3. ayet. Namaz kılın, zekat verin, ruku edenler birlikte siz de ruku edin. Bakara suresi 43. ayet. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhuri ezan 30. Allah'ım ona rahmetinle muamele et. Ona acı diyerek dua etmeye devam edenler o kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Evet arkadaşlar bu konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.